Tabii biliyorsunuz 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016'da olağanüstü hal ilan edilmişti. Ve insanlar ihraç edildi KHK ekli listelere eklenerek isimleri yazılarak. Yüksel Yalçınkaya da öğretmen Yüksel Yalçınkaya da bunlardan birisiydi. 26 yıl 9 ay öğretmenlik yaptıktan sonra ihraç ediliyor ve terör örgütü üyesi olmakla ve silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Yüksel Yalçınkaya muhtemelen hayatında hiçbir silah eline almamıştır. Ben de kendisini bu süreçte işte şerefine nail oldum diyeyim. Son derece iyi bir öğretmen. Her velinin öğrencisini yani kendi çocuğunu emanet etmek isteyeceği bir öğretmen kendisi. Ama maalesef işte gelin görün ki 6 yıl 3 ay gibi de bir işte cezaya çarptırılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ne demek? Yani önce onu bir müsaadenizle hatırlayalım. Tabii. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi normalde Türkiye'den gelen dosyalara ikinci daire bakar mahkemede. Ama ikinci daire benzer çok sayıda dosyanın önüne geleceği, bu dosyada verilecek kararın bir içtihat oluşturacağı düşüncesiyle ve öncü bir dava olduğu görüşüyle Büyük Daire'ye sevk etmişti. Büyük Daire de 26 Eylül 2023'te kararını açıkladı ve Büyük Daire kararları kesindir. Büyük Daire dedi ki adil yargılanma hakkını ihlal etmişsiniz Yüksel Yalçınkaya'nın. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini ihlal etmişsiniz. Bununla beraber örgütlenme özgürlüğü dediğimiz işte derneklere, sendikalara üye olma hakkıyla alakalı 14. maddeyi de ihlal etmişsiniz. Pardon 11. maddeyi. Ve burada en önemli ihlal maddesi 7. maddeydi. Yani kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin ihlal edildiği şeklindeki maddeydi. Zira bir ülkeye kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini ihlal ettin demek aslında hukuk devleti değilsin demektir. Bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı çok nadir vermiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1959'dan başlayan tarihinde toplam 60 karar oldu. Yalçınkaya kararı 60. oldu. Türkiye adına da 7. idi. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin ihlal edildiğine dair karar. Şimdi bu kararların çoğu da işte Batı Almanya'nın Doğu Almanya'nın birleşmesi ya da Doğu Avrupa ülkelerinde tırnak içinde işte komünizmden tırnak içinde demokrasiye geçiş aşamalarında yaşananlarla alakalı verilen kararlardı. Yani olağanüstü hal diyebileceğimiz dönemlerde, istisnai dönemlerde verilen, dönemlerle ilgili uygulamalara yönelik verilen kararlardı. Ama bizim ülkemizde bu neden verildi? Biliyorsunuz Baylok diye bir uygulama var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki Türkiye'de yargının uygulaması şu şekilde dönmüş. Baylok uygulamasını kullanıma yönelik bir isnatla yüzleştiğiniz zaman Baylok kullanmak eşittir silahlı terör örgütü üyesi olmak şeklinde kararlar vermiş mahkemeler. Ama silahlı terör örgütü üyesi olmanın bir takım unsurları var. Bizim kendi kanunlarımızda geçen. Bu unsurlar neler? Bir kere işte süreklilik olacak, çeşitlilik, yoğunluk olacak vesaire. Ama bundan daha önemlisi bir manevi unsur dediğimiz örgütün amacını ve yöntemini bilecek, bilerek ve isteyerek dahil olacak kişi. Bunların tartışılması lazım kararlarda. Bunların hiçbiri tartışılmamış. Baylok kullanma iddiası varsa örgütün amacını, yöntemini de biliyordu, bilerek, isteyerek dahil oldu şeklinde bir kabulle mahkemeler karar vermişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani bizim mahkemelerimize karşı. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptığı bir delil değerlendirmesi değildir. Ya da bizim bir iç hukukumuza karışma değildir. Yargıtay'dan sonra bir dördüncü derece mahkemesi yerine geçme de değildir. Bizim hukukumuzu bize hatırlattı aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ve bunu yaparken de dedi ki benim önümde 8 binden fazla benzer dosya var. Ve yine Türkiye'deki yargılamalara baktığımda benzer 100 bin en az dosya gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla bu da ülkede sistematik bir problem olduğunu gösteriyor. Şeklinde de uyardı. Ve bu sistematik problemin de çözülmesi gerekir diye de tavsiyelerde bulundu kararında. Sonra ne yaptı? Bu kararındaki belki de ısrarını, ciddiyetini de gösterebilmek adına bin bin şeklinde toplamda 3000 dosyayı daha benzer dosyaları tebliğ etti hükümete. Yani şu an hükümet 3000 dosyayla alakalı cevap vermek durumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Ve bu dosyaları tebliğ ederken dedi ki ben Yalçınkaya kararında içtihadımı oluşturdum. Artık yeni bir şey söylemeyeceksen bir cevap vermene gerek yok. Yeni bir argüman ortaya koymayacaksan, olgusal bir şey söylemeyeceksen cevap vermene dahi gerek yok demişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sonra Yüksel Yalçınkaya'nın avukatı bir başvuru yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ihlal kararının çıkması yeniden yargılanma hakkını otomatik olarak getirir. Bizim ceza muhakemesi kanunumuza göre. Özcan Akıncı
Avukat Özcan Akıncı da başvuru yaptı Yüksel Yalçınkaya'nın avukatı ve yeniden yargılama süreci başladı. Biz bir baktık ki Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmayı Nisan 2024'e verdi. Bakın Eylül 2023'ten Nisan 2024'e çok uzun bir zaman aradı. Halbuki Yüksel Yalçınkaya'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin değerlendirmediği herhangi bir delili yok dosyasında. Yeni bir husus da yok. Dolayısıyla mahkeme şunu yapmalıydı. Hukukun işlediği bir ülkede ilk derece mahkemesinin yapması gereken Yüksel Yalçınkaya'yı yeniden sanık sandalyesine oturtmaksızın dosya üzerinde inceleyip beraat kararı vermekti. Yüksel Yalçınkaya ile alakalı. Ama işte aylar sonrasında Nisan ayında bir duruşma yaptı. Ve bu duruşmada biliyorsunuz birçok duruşma içerisinde hak ihlali yaşandı. Ve biz o duruşmada da tutanak tutmak zorunda kaldık mahkemenin tutumları nedeniyle. Bu tutanağı hemen İngilizce'ye çevirerek de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildirdik. O duruşmada Yüksel Yalçınkaya'nın işte D-Smart, Digitürk gibi abonelikleri olup olmadığı, bunları iptal edip etmediği gibi akla ziyan şeyler sordu. Bunu niye soruyor peki Levent Bey? Ben anlamak bunları, için soruyorum. Tabii. Şöyle olmuş. İşte bir takım televizyon kanalları Digitürk'ten, işte D-Smart'tan bu tip platformlardan çıkarılmış 17-25'ten sonra. Neden çıkarıldı? Siyasetin baskısıyla çıkarıldı. İktidarın baskısıyla. Bu platformlardan çıkarınca da bazı insanlar protesto amaçlı bu platformlara üyeliklerini durdurmuşlar. Bu platformlara üyeliğin durdurulmasını da işte bir talimatla yapılmış. Dolayısıyla terör örgütü üyeliğine bir delildir şeklinde anlaşılmış. Ben hiç televizyon izleyen bir insan değilim. Hani normal şartlarda çok nadiren izlerim. Benim yani o dönemde yoğunluğum da vardı. Haberim olmamıştı. Haberim olsaydı ve üyeliğim olsaydı ben de çıkardım. Çünkü bu yapılan demokratik bir tavır değil. Bu yapılan basına karşı bir baskıdır. Tıpkı TV5'e işte reklam verilmemesi gibi. Yani bunun bir türevidir. Bir farkı yoktur aslına bakarsanız. O dönem benim de eğer bir üyeliğim olsaydı olmadı, yoktu zaten. Ama ben de çıkardım, emin olun. Bunu protesto etmek adına. Her neyse, yani bu böyle akla ziyan şeyleri terör örgütü üyeliğine delil olarak kabul ediyor hala. Ve bunları tekrar soruyor. Bununla beraber bazı tanıklar çağrıldı. Daha önce dinlenmemiş bir komşusu geldi. Dedi ki benim herhangi bir bilgim, görgüm yok. Yıllardır tanıyorum. Bir zararlarını, ziyanlarını da görmedim. Hiçbir bilgim, görgüm yok dedi. Sonra 12 Eylül tarihine bir duruşma daha verildi. Şimdi bu Nisan'dan bakın Eylül'e. 12 Eylül tarihi bir darbenin yıl dönümüdür biliyorsunuz. 12 Eylül 1980 darbesinin bugün hepimizin lanetlediği bir darbenin yıl dönümü. 12 Eylül tarihine verilince biz biraz hani endişe ettik açıkçası. Neden böyle bir darbenin yıl dönümüne veriliyor diye. Ben açıkçası hani o gün anayasal düzene karşı bir darbe yapılmıştı değil mi 12 Eylül 1980'de. Hı. Demokrasimiz tankların paletleri aldığında ezilmişti adeta. Aslına bakarsanız 12 Eylül 2024'te de bir anayasal darbe oldu bana göre. Anayasa tanınmıyor artık. Çünkü ne oldu? Bugün bakın iki tanık dinlendi mahkemede. İki tanık geldi. Onlar da Yüksel Yalçınkaya aleyhine tek bir cümle kurmadılar. Ve mahkeme hala işte D-Smart'tan vesaire cevap gelmediği için bu ara kararından da vazgeçti. Yani gerek yok dedi. Ama savcılık tuttu. Dedi ki ben aynı kararın onaylanmasını yani bir önceki verdiğiniz kararın onaylanmasını talep ediyorum dedi. Yani inanılır gibi değil. Ondan sonra tabii savunmalar yapıldı. Avukat Özcan Akıncı harika manifesto niteliğinde bir savunma yaptı. Burada Baylok'la ilgili önemli tutarsızlıklardan bahsetti. En önemli tutarsızlıklardan bir tanesi nedir? Baylok mesela işte Yüksel Yalçınkaya'da Ağustos 2016'da gözaltına alınmış. Ağustos 2016'da gözaltına alındığında iddia ne? Baylok kullanıcısı olması iddiası. Ama biz bir bakıyoruz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendi sayfalarında diyor ki ben Mayıs 2016'da zaten kurumlara bildirdim diyor. Bu kurumlar arasında Adalet Bakanlığı, işte Hakimler, Savcılar Kurulu gibi kurumlar da var. Birçok kurum var yani. Bildirmiş Baylok kullananları ve verileri paylaşmış Mayıs 2016'da. Ve Ağustos 2016'da siz Yüksel Yalçınkaya'yı gözaltına alıyorsunuz. Peki bu veriler ne zaman yargının önüne geldi ve yargı bu verileri bir incelemeye tabi tuttu? 9 Aralık'ta. 9 Aralık'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ediliyor Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından. İşte USB'lerle neyse hard disklerle. Ve bir incelemeye tabi tutuluyor. Yani ilk inceleme aslında bakarsanız 9 Aralık'ta yapıldı. Peki siz Ağustos'ta neye göre insanları gözaltına aldınız? Hatta bırakın Ağustos 2016'yı,
15 Temmuz'un ertesi günü 16 Temmuz 2016'da baylo kullanım iddiasıyla gözaltına alınan, adli işleme tabi tutulanlar var. Siz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eline gelmeden, orada bir inceleme yapılmadan ve bu verilerin değişmezliği sağlanmadan, güvenilirliği garanti altına alınmadan nasıl oldu da insanları operasyon yaptınız, gözaltına aldınız ve daha sonra ceza verdiniz? Kim yaptı bu verilerin çözümlenmesini, işlenmesini? Bu isimleri kimler belirledi? Demek ki kontrolsüz bir şekilde verilerin güvenliği sağlanmadan istihbarat ya da kolluk birimlerinde bu veriler çözümlenmiş, işlenmiş, bazı isimler çıkarılmış muhtemelen vesaire, böyle işlemlere tabi tutulmuş. Belki de bazı isimler de eklendi. Neden diyoruz biz bazı isimler çıkarıldı ya da eklendi? Baylok uygulaması birden başlıyor, sırayla insanlara bir kullanıcı numarası veriyor. 1, 2, 3, 4 diye. Şimdi Yüksel Yalçınkaya isnat edilen user ID, yani kullanıcı numarası 480 binle. Biz 500 binli kullanıcı numaraları gördük. Yüksel Yalçınkaya'nınki de dediğim gibi 480 binli. Şimdi bu ne demektir? Yüksel Yalçınkaya'ya iddia edilen kullanıcı numarası verilinceye kadar en az o kadar indirme, kaydolma oldu demektir. Peki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporunda indirme sayısı olarak kaç yazıyor? Daha doğrusu işte kullanıcı sayısı olarak 215 bin. Peki daha sonra en az 3 gün kullanım vesaire gibi bir kriter getiriyorlar. 123 bine iniyor sayı. Sonra buradan da bir 11.480 işte Mor Bey'inden çıkarılıyor bu listeden vesaire derken sayı o kadar değişken ki 600 bin mertebesinde indirme olmuş bu uygulamayı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Bu kadar indirme var. Siz niye yaklaşık 100 bin insan operasyon yapıyorsunuz ya da adli işlem yapıyorsunuz? Yani o kadar çok tutarsızlık var ki. Nitekim bunlar da vurgulandı. Bununla beraber hükümetimiz Yalçınkaya kararını tanımıyorum demiyor. Netice itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanıyor. Bizim iç hukukumuzun aslında bir parçasıdır. Bizim dışımızda bir hukuk mekanizması değildir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Anayasanın 90. maddesi nedeniyle. Ve biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de altına imza atmışız ülke olarak. Ahde vefa ilkemizde var. Biz hükümet olarak bir eylem planı sunmamız gerekiyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararın uygulanması ile ilgili Bakanlar Konseyi'ne. Bunun süresi Haziran'dı. Ağustos'a kadar süre uzatımı istediler ve 5 Ağustos'ta hükümet bir eylem planı sundu. 54 sayfa ekleriyle beraber 550 sayfa olan, 62 tane eki olan bir eylem planı sundu hükümet. Ve hükümet bu sunduğu eylem planında Yalçınkaya kararı şöyle yanlış, böyle hatalı falan da demedi. Zaten böyle bir şey söyleme hakkı da yok. Çünkü kesin nitelikli bir karar. Dedi ki ben zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyuyorum. Hatta uyduğunu göstermek için birçok emsal karar gösterdi. Yani içeriği de olan, baylok yazışma içeriği de olan ama beraat kararı verilen dosyalardan da örnekler gösterdi. Şimdi eylem planının da tersine, olması gerekenin de tersine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük daire kararından da söylediği şekilde, yani sistematik bir problem var, düzeltmeniz gerekli şeklindeki uyarının da tam tersine, Yalçınkaya'nın dosyasına bir iğne ucu kadar herhangi bir olumsuzluk girmemiş olmasına rağmen Yalçınkaya ile ilgili aynı cezayı tekrarladı. Yalçınkaya 6 yıl 3 ay cezasını bitirdi bu arada. Yatacak bir günü daha yok. Bitti o ceza. Ceza bitmiş olmasına rağmen yurt dışı çıkış yasağını da devam ettiriyor. Ya bu ceza velev ki Yargıtay'a gittiğinde onansa. Zaten bir gün daha yatacak günü yok Yalçınkaya. Ama düşünün ki beraat etmesi gereken bir insanı hala sanık sandalyesinde tutuyor. Üzerine bir de yurt dışı çıkış yasağı veriyor. Yani katmerli bir şekilde hak ihlalini devam ettiriyor. Burada şöyle bir fark da var Yalçınkaya'da. Evet. Bakın Kavala ve Demirtaş için mesela kararları uygulamıyor değil mi hükümet? Onlarla ilgili de ihlal kararı verildi. Ama Kavala ve Demirtaş'ta hükümet şöyle diyor aslında. Kavala ve Demirtaş'ın işte A suçları vardı, A suçu vardı. Ben şimdi B suçundan tutukladım diyor. Mesela yani kendince bir tuhaf bir oyun oynuyor. Yalçınkaya'da böyle bir durum da yok. Aynı dosya. Ve dediğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi incelemiş bütün delilleri. Zaten bütün dosyayı incelemiş. Ve siz hem adil yargılanma hakkını hem kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini bu hakkı ihlal etmişsiniz demiş. Ve dosyaya dediğim gibi iğne ucu kadar bir olumsuzluk girmemiş. Aynı dosya üzerinden hak ihlalini devam ettiriyor. Bu hani Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda teğmenlerle ilgili işte o kılıçlar kime çekiliyor demişti ya. Hı hı. Şimdi bu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kılıç çekmektir, ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne değil, sadece anayasaya kılıç çekmektir. Anayasamızın 90. maddesinin 5. fıkrası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bizim kanunlarımızda çeliştiği zaman onun uygulanması gerektiğini söylüyor. Daha üstte bir konuma yerleştiriyor. Dolayısıyla da iç hukukumuzun bir parçası haline getiriyor. Şimdi anayasayı tanımamaktır bu. Yani bu hem anayasal düzene kılıç çekmektir, evet. Hem de bunu tanımamaktır, anayasayı tanımamaktır. 1-12 Eylül'de tekrar anayasa yerle bir edildi maalesef. Anayasa yargı eliyle tanınmıyor şu an. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bunun ceremesini de sadece Yalçınkaya çekmeyecek, sadece OHAL KHK mağdurları çekmeyecek. Maalesef biz bütün ülke olarak bu hukuksuzluğun ceremesini çekeceğiz. Çekiyoruz zaten. Çekmeye devam edeceğiz. Daha büyük mağduriyetler yaşayacağız. Levent Bey, tabii 12 Eylül'e denk gelmesi veya diğer süreçleri konuşacağız ama şunu merak ediyorum. Özellikle darbe girişimi sonrası yakın süreçteki duruşmalarda veya mahkemelerde acaba sorusuyla bu tutukluluk süreleri bir şekilde uzuyordu. Ama hani darbe girişiminin üzerinden belli bir yıl geçti, işte tasfiyeler yapıldı. Buna rağmen böyle gerekçelerle böyle adımların atılması nasıl okuyorsunuz siz bir hukukçu olarak? Yani ben mahkemelerin, özellikle de ilk derece mahkemelerinin bağımsız iradeleriyle bu kararları verdiklerine inanmıyorum, ihtimal vermiyorum. Açıkçası hani birebir konuştuğum çok sayıda meslektaşım da var. Yani aynı sıralarda okuduğumuz bazı meslektaşlarımız şu an hakim, savcı, kürsüde görev yapıyorlar. Bunun hukukla bir izahı yok. Hele ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal kararı vermiş ve siz tekrar aynı cezayı veriyorsunuz. Bunu bugün konuştuğumuz birçok avukat meslektaşım da inanmak istemedi. Bunu duyduğuna gerçek mi, gerçekten mi vesaire şeklinde sorular yönelttiler. Şimdi bunu birileri, bir irade var ya da bir grup var ve bu grup, bu irade, yani artık buna ne dersek diyelim, bana göre bu millete düşman. Bakın, başka bir açıklaması yok bunun. Bu millete düşman. Çünkü Adalet Bakanlığı'nın kendi istatistiklerine göre yaklaşık 700 bin kovuşturma olmuş 2023 sonuna kadar. 694 bin küsür kovuşturma, mahkeme yani. Bir ülkede bu kadar terör örgütü üyesi olur mu? Yapılan soruşturmalarla, takipsizlik verilen soruşturmalar ya da adli işlemlerle aslında biz bu sayının 2 milyonun üzerinde olduğunu biliyoruz. Yani aileleriyle birlikte düşündüğünüzde çok ciddi bir nüfus terör örgütü üyeliğiyle bir şekilde suçlanmış. Yani bu inanılır gibi değil, bunun hukukla izahı yok, akılla da izahı yok. Böyle olunca ne oldu? Benim hep söylediğim şey, işte KHK'lar ülkenin beyin kanaması. Bu beyin kanaması hala devam ediyor. Birçok insan Avrupa'ya, başka ülkelere gitti. Bunların çoğunluğu da nitelikli insan kaynağıydı. Onlar gidince de ülkenin durumu ortada. Bu insanlar üretim çarklarından ayrılınca ya da kamu kurumlarından ayrılınca işte kurumların ne hale geldiği, üretim çarklarının ne hale geldiği de ortada. Biz bunları bu mağduriyetleri gidermeden, bu insanları yeniden üretim süreçlerinin içerisine dahil etmeden herhangi bir alanda bir adım ileriye gidemeyiz ki. Yani bunun ihtimali yok maalesef. Bir de böyle bir durum var. Bu ülkenin iyiliğini istemiyorlar. Bu ülkenin insanlarına bir düşmanlık besliyorlar. Ben hani artık buna açıkçası ikna oldum. Umarım bir an evvel bu yanlışlarından, bu hatalarından dönerler. Çünkü ülke bütün kurumlarıyla beraber gürültülü bir şekilde hepimizin tepesine çöküyor tabiri caizse. Gürültülü bir şekilde üstelik. Yani bu net bir şekilde de görülüyor. Sanırım bunu da en iyi gören Maliye Bakanı'dır. Sayın Mehmet Şimşek'tir. Mehmet Şimşek'tir, ekonomiye yansımasıdır, evet, diyorsunuz. Tabii. Şimdi tabii ben Narin evladımızı öncelikle bir anmak istiyorum ama şöyle bir rakam da vermek istiyorum. Buyurun. 2008 ve 2016 yılları arasında kayıp çocuklarımızın sayısı 104 bin olarak belirtiliyor, bakın. Sayıya bakın. Yani yılda ortalama 13 bin mertebesinde yaklaşık olarak. Şimdi şu feci rakamı düşünebiliyor musunuz? Yani Narin gündeme geldi, kamuoyunun gündemine geldi de dikkat çekti. 2016'dan sonra da TÜİK'le istatistik yok. Şimdi bir ülkede böyle bir sorun varsa kolluk ne yapmalı? Şimdi kolluk ne yapmalı? Bu kayıp çocuk vakalarının üzerine gitmeli. Çocuklarımız kaybolmasın diye ne yapması gerekiyorsa, hangi tedbiri alması gerekiyorsa onların üzerine odaklanmalı.
Ama kolluk şimdi bunları bıraktı. Bakın bunları bıraktı. Ne yaptı? Bankaya para yatıranın peşine düştü. Nitekim işte Yüksel Yalçınkaya'da kapatılan bir bankaya, ki bu bankayı Sayın Cumhurbaşkanı açmıştır. Tekrar vurguluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı açmıştır bu bankayı. Bu bankaya 1300 küsür lira, bak, bugün mahkeme kararını da geçirdi, bir para yatırmasından bahsediliyor. Bunu sonra işte bir derneğe havale etmiş vesaire. Ya 1300 küsür lira. Kolluk bunlarla uğraşmaktan kayıp çocuklarımızla ilgilenemiyor. Bizim çocuklarımızı koruyamıyor dolayısıyla. MASAK ne yapıyor? MASAK Yüksel Yalçınkaya'nın bankaya yatırdığı 1000 küsür lirayla uğraşıyor. Buna rapor gönderiyor. İnanabiliyor musunuz? MASAK gibi bir kurum bunu terörle ilişkilendiriyor. Ama hepimiz biliyoruz yakın zamanda ne oldu? İşte yüzlerce milyon liralık kara para aklama vesaire vesaire bir sürü suçlarla hani yargılanan, tutuklu yargılanan bir çift, önce işte hanımefendi tahliye oldu, sonra da beyefendi tahliye oldu ve o suçlar buharlaştı bir anda. Ön raporu hazırlayan MASAK, ön raporunun hilafına kara para aklama yok, vergi sadece kaçırılmış vesaire değil, hani konuyu kapattı. Şimdi MASAK neyle uğraşıyor, kolluk neyle uğraşıyor? Yargı, kolluk, ki MASAK da bunlara hem yargıya hem kolluğa bir şekilde işte destek olan bir kurum, olması gerektiği gibi gerçek suçların üzerine yoğunlaşmayınca böyle abuk subuk siyasi kaygılarla üretilmiş safsataların üzerine yoğunlaşınca gerçek suçlarda bir patlama oldu ve ülke güvensiz bir ülke haline geldi. Şimdi bunun anayasayla falan ilgisi yok. Bunun uygulamayla ilgisi var tamam. Gerçek işlerini yapmadıkları için, yani yapmaları gerekeni yapmadıkları için bu kurumlar, biz bu haldeyiz. Sonra gelelim anayasaya. Yahu siz anayasayı takıyor musunuz ki, yani hani ben sormak istiyorum. Anayasanın 90. maddesi ortadayken sizin ilk derece mahkemeniz anayasayı takmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamıyor. Anayasa Mahkemesi bir karar alıyor, sizin meclisiniz uygulamıyor, ilk derece mahkemeniz uygulamıyor. Ha ne yapmak istediler de bu anayasa engel oldu. Bir tane örneği var mı acaba bunun? Hiç ilgisi yok. Nitekim meselemiz bizim anayasa meselesi değil. Biraz önce söylediğim örneklerde olduğu gibi bizim meselemiz kötü uygulama meselesi. Bizim kötü kanun meselemiz yok. Öyle bir problemimiz yok. Bizim kötü uygulayıcı, art niyetli uygulayıcı meselemiz var. Ve hukukun böyle yerli ve millisi falan olmaz. Adil yargılanma hakkını yerli ve milli olarak nasıl yorumlayacaksınız? Yani kanunsuz suçu ceza olmaz ilkesi. Yaklaşık 4000 yıllık bir ilke. 4000 yıllık bir ilkeyi yerli ve milli olunca kanunsuz suç ve ceza olmaz yazacak ama benim keyfim isterse keyfimin istediği yasak olur, keyfimin istediği terörist olur. Böyle bir şey mi yazacaksınız? Yani yerli ve milliden anladığımız bu mu? Ben maalesef şu an uygulama da böyle olduğu için, tamamen keyfi olduğu için böyle hususlardan endişeleniyorum. Yani bizim bir anayasa meselemiz yok. Bir de öyle anayasa yapmak basit bir hadise değil. Toplumsal mutabakat gerekir. Bu adı üstünde bir toplum sözleşmesidir. Toplumsal mutabakat olmadan %50+1 ile vesaire anayasa yapılmaz. Bu anayasadan bir birliktelik çıkmaz. Bu bir toplumun birliğine, beraberliğine bir katkı sağlamaz. Üstelik bize bir refah vesaire de getirmez. Bizim fakir olmamızın sebebi de bu mevcut anayasa falan değil. Bizim fakir olmamızın sebebi de işte yolsuzluktur, hırsızlıktır ve bu yanlış uygulamalardır. Adaletin icra edilmesi esasında çok basit. Şöyle, ben hep hakim ve savcılarımıza ilk önce sesleniyorum. Zira onların vebali en az siyasiler kadar büyük. Yani bu ülke ne haldeyse siyasiler kadar kürsüdeki meslektaşlarının da vebali var, sorumluluğu var. Ben onlara her zaman diyorum ki biz hukuk fakültesinde beraber eğitim aldık mı? Aldık. Bizim hukuk fakültesinde aldığımız eğitim neydi? Ben hukuk fakültesinde aldığınız eğitimin uygulanmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bu uygulansa yetecek. Ama bu fakültede aldığınız eğitimi uygulamıyorlar. Hukuk uygulanmadığı için zaten biz sorun yaşıyoruz. Yani bizim derdimiz hukukun uygulanması. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptığı da oydu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir başka hukuku bize dayatmadı. Bizim hukukumuzu, bizim kanunlarımızı bize hatırlattı. Bize hatırlattı ve bu yine bizim iyiliğimiz içindi bak. Yine bizim iyiliğimiz içindi.
Şimdi işte tekrar ben Yalçın Kaya kararına döneceğim. Özür dilerim. Yani hani bugün bu çok önemli gördüğüm için. Şimdi KHK mağdurları ya da bu süreçte mağdur olmuş 2 milyonun üzerinde işlem görmüş insan açısından 8 yılı aşkın süreyi dikkate aldığımızda değişen bir şey yok, biliyor musunuz? Yok yani. Bizim düne göre değişen bir şeyimiz yok. Yani bu karar zaten yoktu. Zaten Yüksel Yalçın Kaya bir ceza almıştı, yatmıştı, bitirmişti. Zaten mahkemelerde her gün haksız hukuksuz kararlar veriliyordu. Ama her geçen gün bu haksızlık hukuksuzluk devam ettiği her geçen gün ülke olarak fakirleşiyoruz. Toplum daha fakir hale geliyor. Bu beyin kanaması devam ettiği için. Yargı, kolluk hiç kimse işte aslı işini yapmadığı için güvensizlik artıyor. Yargıya zaten güven vesaire kalmadı. Ve fakirleşiyoruz. Hep birlikte fakirleşiyoruz. Ve bu işin mağduru artık sadece o KHK mağdurları değil, sadece Yüksel Yalçınkaya değil, işte 10 binler, 100 binler değil. Bu hukuksuzluğun mağduru bütün bir toplum. Biz hep birlikte bunun ceremesini çekiyoruz. Ve hep birlikte bir hukuk talebimiz olmadığı takdirde de her geçen gün daha kötüye gideceğiz maalesef. Bir adım ileriye gidemeyeceğiz. Bizim toplum olarak hukuk talebini daha kuvvetli dile getirmemiz gerekli. Daha yüksek sesle dile getirmemiz gerekli. Sadece kendi mahallemiz için hukuk değil, herkes evet. için hukuk dememiz gerekli. Adalet ve hürriyet herkes için her koşulda gerekli ve biz de herkes için her koşulda adalet ve hürriyet talebinde ısrarlı olmalıyız. Eğer bir kişi hukuken güvende değilse hiç kimse güvende değil bu ülkede. Hukuk devleti demek endişesiz yaşayabileceğiniz bir devlet demektir. Yani mağdur olma endişesi yaşamadan, hissetmeden yaşayabileceğiniz bir devlet demektir. Bizim bunun için el birliğiyle çalışmamız gerekli. El birliğiyle. Bu sadece dediğiniz gibi Yüksel Yalçınkaya'nın meselesi değil. Sadece bir grup insanın meselesi değil. Bu bütün toplumun meselesi. Burada birleşebiliriz biz ancak. Bu da evrensel hukukla olur. Öyle yerli bir milli safsatasıyla olmaz yani. Teşekkür ederim. Peki, ben çok teşekkür ediyorum katılımlarınızı ve değerlendirmelerinizden dolayı.